merhabalar sevgili izleyiciler. Zeki Metince'ye hoş geldiniz. Efendim bu akşam nereden nereye diyeceksiniz. Sanki ülkemizde varmış gibi irdeleyeceğimiz konu rüşvet. Rüşvet. Dünkü veba bugünkü AIDS gibi korkunç bir illet. Toplumu için için kemiren, bütün değerleri yozlaştıran bir ahlaksızlık çarkı. İnsanı insan yapan ögelerin tümüyle çöküşü. Aman içinde, veren içinde bir yüz karası. Özellikle rüşvet alarak görevini kötüye kullanan, utanç duygusundan yoksun sefil insanlar. Kimler mi? Şşt, şşt. Şşt. Rüşvet o kadar da kötü bir şey değildir hani. Her zaman, her yerde rastladığımız bir olay. Aile içerisinde bile buna sık sık rastlarız. Örneğin çocuğumuza deriz ki evladım bak dersini çalışırsan eğer sana dondurma alacağım. İşte rüşvete bir örnek. Bu yani ailede olduğu gibi uluslarda var, uluslararası ilişkilerde var. Bu zarif dayanışma, bu cici yardımlaşma, üçüncü dünyanın vazgeçilmez bir olgusu. Peki. İyi misin? Sizce rüşvet nedir? Rüşvet çok kötü bir hastalık. Bunun tedavisi de son derece güç. Geçinemeyen kişilerin biraz maaşlarını arttırabilmek için bir iş yaparken yüzde almaları. Toplumsal bir yara. Rüşvet iki kişinin arasında geçen bir olaydır. Bir şeyin yapımında veya alımında daha kolay yapılabilmesi için ödenen bir para bence. Hakkı olmayan bir paranın insanın cebine girmesi. Türkiye'nin yüz karası. Rüşveti ben de dahi babam alır. Herkes alır. Genelde devlet memurları alıyor. Fakirler alır. Rüşveti önlemek için evvela ekonominin çok düzgün olması lazım. Devlet 1.200.000 lira maaş verirlerse onlara git halktan çıkar derse, onlar da çıkarır. İşlerimizin çabuk gitmesi için mecburen veriyoruz. Bunu ben yapmazsam, siz yapmazsanız, yani bizler yapmazsak zaten ortadan kalkacaktır. Bunu yapanlar biziz. Gel. İyi günler efendim. Kolay gelsin. İnşallah kıymetli vakitlerinizi almıyorum. Bir imzanızı rica edecektim. Bütün evraklar tamam. Bir imza atarsanız bütün işlemler tamamlanmış olacak. On gün sonra geleceğim. Efendim sadece bir imzanız eksik. Bir imza için 10 gün çok değil mi? O zaman dosyanı koy bu dosyaların üstüne. Bir ara imzalarım. Efendim anlatamadım galiba. Evraklarım bütün aşamalardan geçti. Bir sizin imzanız kaldı. Evraklarım bütün aşamalardan hep böyle mi geçti? Evet. Ne kadar zamanda geçti? 3 ayda. Yani tamamı 3 günde bitebilecek bir iş. Tam 3 ay sürdü beyefendi. Affedersiniz. Yani şikayet gibi olacak ama memurlarınız işlerini biraz savsaklıyorlar. Onlar işlerini savsaklamıyorlar. Bazı iş sahipleri işlerini bilmiyorlar. Nasıl olur efendim? Ben üstüme düşen bütün görevleri bir hakkın yerine getirdim. Biz sizin imzanız hariç bütün işlemleri tamamladım. Siz bütün işlemleri değil, işlemlerin sadece birinci kısmını halletmişsiniz. Bunun bir de ikinci kısmı var. Bilmiyordum. Bilseydin işin 3 ay sürmezdi. İşin birinci kısmında ne oluyor? Birinci kısımda işlemler ve evraklar İmzaya ve mühre hazır vaziyete getiriliyor. Bu işin bürokratik işlemler kısmı. Bir de işin nazik işlemler kısmı var. O nazik bölümde neler oluyor? İş sahibi iş çabuk bitsin diye evrakların arasına memurun en demokratik hakkını tevdi ediyor. Memurun tevdisini ne demokratlara şey diyor? Şimdi bak kardeşim. İnsan işi çabuk görülsün diye ne yapar? Koşturur. Peki koştururken araya ne koyar? Araya adam koyar iş çabuk bitsin diye. Peki araya giren adam ne koyar? Posta koyar. Bakayım nedir bu adamın işi 3 günlük iş? Niye bunu 3 ay koşturdunuz der? Kardeşim adam evrakların arasına ne koyar? Karbon kağıdı koyar. Bir nüshada kendisi de kalsın diye. Bürokrat dosyayı alınca imzalamak için ne arar? Kalem. Kalemi buldu imzalamıyor.
İş sahibi işi çakmıyor. Bürokrat kıvranıyor. Bu durumda iş sahibi bürokrata ne verir? Moral verir. Ya ağrı kesici verir. Bir ağrı kesici verir. Ağrısı desin de kıvranmasın yazık diye. Adam imza atacak. Atmadan evvel ne ister? Müsaade ister. İmzayı atar. Dosyayı sahibine verir. İmza atmadan önce iş sahibinin kendisini görmesini ister. İş sahibi bürokratı nasıl görür? Nasıl görür? Şöyle duruyordu, başını çevirir, görür. Aa! Öbür türlü nasıl görür? Öbür türlü, öbür taraftan başını çevirir. Şöyle duruyordu, böyle çevirir, görür. Aa! Yahu başka türlü nasıl görür? Başka türlü? Burnunun dibine kadar girer, böyle görür. Anlaşıldı. Ben sana bunu sözle anlatamayacağım. Yazılı verseydiniz. Olmaz oğlum böyle şey. Ver şu dosyayı bana. Sen benim yerime geçeceksin, ben senin. Gel şimdi otur şuraya. Nasıl olacak bu? Otur. Estağfurullah. Otur. Anlayamadım ben. Şimdi ne oldu? Şimdi sen bensin, ben de senim. Ha, sen benim, ben de senin. Yahu anlasana. Ben senin yerine geçtim, sen de benim. Yani numara çıktı. Şimdi evrakların arasına gerçekten ne konur göreceksin. Kim o? Girin. Şey efendim, bütün evraklarımı tamamladım, bir imzanız eksik. Bir aydır nasıl koşturuyorum, nasıl yıprandım bilemezsiniz. Nasıl bilemem ben, bilmezsem kimse bilemez. Bir imzanız eksik, lütfen bir imza atar mısınız? Tabii imzalarım, nasıl imzalamam? Zaten biz burada niçin bulunuyoruz? Vatandaşa bu hizmeti satabilmek için bulunuyoruz. Tabii imzalarım, neresi gerekiyorsa orasını imzalarım. Bazı memur arkadaşlar bu görevlerini safsaklarlar ama biz o memurlardan değiliz. Burada görevimizi safsaklamayız, burada uyuklamayız. Biz buradan aldığımız parayı çoluğumuza çocuğumuza götürüyoruz. Helal nafaka götürmek isteriz. Bebel dosyanın içinde 100.000 liranız düşmüş. Para mara düşmedi. Dosyanın arasına konması gereken, işi çabuklaştırmak için gereken şey o. Eksik evrak. Ne eksik evrak? Bu dümdüz düşmet be. Düşmet olur mu? Aile bütçesine yardım fonu, katkı fonu. Efendim bizim mahallemizde bir Engin abimiz vardı. Engin abimiz kendi halinde bir memurdu. Ama çok çalışkan bir memurdu. Çalışmasının yararını da gördü. Memurlar çok çalışınca çok mu kazanırlar? Herhalde. Gel zaman git zaman fazla mesai falan derken Engin abimiz mahalleye şavreli arabayla gidip gelmeye başladı. O nasıl oldu birdenbire? Efendim Zülcelal Hazretleri yürü ya kulum dedi. Ya Allah yürü ya kulum dediyse yürümesi lazım. Niye Chevrolet'e biniyor? Bilmiyorum, soramadım. Çünkü o sırada mahalleden ayrılmışlar, Teşvikiye'deki yeni evlerine taşınmışlardı. Tabii evi de çalışıp aldı. Hayır, ev babadan. Babası ne iş yapardı? Eskiciydi. Alıyorum eskici. Niye sordun? Hayır, ev babadan dedin de bir eskicinin Teşvikiye'de ev alması biraz şaşırtıcı. Ev babadan ama kendi babasından değil, mafya babasından. Kısaca hep aynı hikaye. Kendi halinde namuslu, çalışkan bir memurdan hanları hamamları olan bir rüşvet zenginine dönüşümün acı buruk hikayesi. Acaba neden? Ne neden? Yani neden bir türlü önlenemez bu pislik? Neden rüşvet alır insanlar? Neden rüşvet verirler? Sanıyorum kolay para kazanma arzusu, kısa yoldan köşe dönme isteği. En kötüsü de ne biliyor musun Zekicim? Bu kurumun yani rüşvet olayının benimsenmiş, kanıksanmış olması. Herkes yapıyor, ben niye yapmayayım? Herkes kazanıyor, ben niye kazanmayayım? Ben enayi miyim felsefe? Yine de alanlardan ya da verenlerden bazıları hala saflığını koruyor. Bütün evrakların tamam mı kardeşim? Tamam efendim, bütün evrakların tamam. Yani işte ikametgah senedi, efendim husureti, tapu, çap, her şey tamam. Peki 1211 numaralı kanun hükmü? Hayır, bana hiçbir şey söylenmedi bu konuda yani. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Olur mu kardeşim? Bizim bu dairede işini halletmek için 1211 sayılı kanun hükmü gerekir. Yanında tam bir 100 bin lira var mı? Tam 100 bin lira var efendim. Ver. Buyurun. Buyurun. Oku bakayım ne yazıyor? 100.000 Türk lirası. Altında? 14 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayılı kanuna göre çıkarılmıştır. 1211 sayılı kanun mıdır? Canım efendim, memurlara iyi ücret verilememesi rüşvet olayını körüklüyor bence. Adamlar evlerini, eşlerini geçindiremiyorlar. Şimdi Metin'cim tabii memurlara iyi ücret verilmesinden yanayız da müsaadenle büyük rüşvetleri alanlar küçük memurlar değil, bazı büyük bürokratlar.
Onlar da mı evlerine, eşlerine para yetiştiremiyorlar? Yok, onlar villalarına, yatlarına, metreslerine para yetiştiremiyorlar. Efendim bir de tabii rüşvet vermenin değişik yolları var. Pek tabii, sinirli bir memura başka türlü rüşvet verilir, utangaç bir memura başka türlü. Şeytan ruhlu bir yöneticiye rüşvet vermekle çocuk ruhlu bir müdüre rüşvet vermek aynı olur mu hiç? Hatırlar mısın Niyazi? Sen küçüklüğünde hep pilot olmak isterdin. Ya! Pilot olayım Ekrem amca derdin, değil mi? Hop! Ömürsünüz Ekrem beyefendi. Uçak koleksiyonumun en nadide parçası olarak saklayacağım. Aman da aman, benim küçük Niyazim büyümüş de müdür olmuş. Ekrem amcası ona bir uçak daha gönderirmiş. Hop! Ay, bu da özel uçak. Diş buğdayında önüne annen, babam, ben bir şeyler koymuştuk. Sen aralarından kalemi seçmiştin. Hep beraber sevinmiştik büyüyünce yazar olacak diye. Al bakayım sana bir kalem yavrum. O zaman da ileri görüşlüymüşsünüz Ekrem beyefendi. Bak sana bir de çakmak hediye ediyorum ama sigara içmek yok. Bununla güzel hanımların sigarasını yakarsın. Ha? Hadi bakalım, şu hediye ettiğim kalemi şurada bir deneyelim. Şurada. Emriniz olsun. Çok güzel yazıyor. Cezaları artırarak rüşvet önerebilir mi sence? Hiç sanmam. Geçmişte idam cezaları bile rüşveti önleyememiş. Doğru. Büyük cezaları göze alanların vurdukları vurgunlar da büyük oluyor. Adam büyük vurgunu vurduktan sonra zaten ceza yemiyor ki anacığım. Peki ne yapmalı? Vallahi ne bileyim işte, trilyonluk bir ihaleye girilecekse yahut yüzlerce milyarlık bir kredi alınacaksa bunun %10'u, %15'i rüşvet olarak verilmeli. Ya saçmalama Metin, ben onu mu diyorum? Rüşvetle nasıl savaşmalı? Ha. Efendim, toplumun kaybolan değer yargıları topluma yeniden kazandırılmalı. Dürüst insan sayısı arttırılmalı ve artan bu dürüst insanlar hep kazançlı çıkmalı. Sanırım eğitim giriyor burada devreye. Devreye eğitim nerede girmiyor ki? Japon denizindeki adaların tam sayısını ezberleyemedi diye sınıfta çaktırdığımız çocuklarımıza öğreteceğimiz daha önemli şeyler var galiba. Galiba. Sonra garip şeyler oluyor. İnsan okuldan öğrenemediklerini sağdan soldan öğrenmeye kalkınca... Ezileceksin. İşinin olmasını istiyorsan yedireceksin. Nasıl olur oğlum? Ben teklif edemem ki, utanırım. Bu işte utanma olmaz. Hem bu artık normal karşılanıyor. Bak, sana ne yapacağını anlatayım. Şimdi... Önce memura yaklaşılıp evraklar önüne konur. Evrakları inceler ve bir eksik bulmaya çalışır. Sonunda da bulur. Sana bu işin olmayacağını, eksiklerin olduğunu söyler. Tabii sen hemen artık gönlünden ne koparsa eksiği tamamlayıp işini gördürürsün. Sen de amma yattın ha! Adamın kafasını ne karıştırıyorsun oğlum? Rüşvet dediğin öyle verilmez. Her şeyin bir raconu vardır. Şimdi bak, beni dinle abi. Şimdi aynen arkadaşın dediği gibi içeri girersin, evrağını müdürün önüne korsun. Müdür evrakta kusur buldu muydu, bil ki rüşvet istiyor demektir. Ama bu işi öyle gönlünden ne koparsa öyle olmaz. Her işin bir tarifesi vardır. Bu işin pazarlığını yapmak çok ayıptır. Onun için hiç üstüne gitme. Ne istiyorsa ver, yoksa sen zararlı çıkarsın. Amma yaptınız ha! Öyle alenen rüşvet verildiği nerede görülmüş? Bak kardeşim, sen beni dinle. Bu iş şöyle olur. Evraklarınla birlikte memura yaklaştın. Buraya kadar tamam. Memur işin olamayacağını söyler. Sen de hemen ona yaklaşıp bu işin bir kolayı yok mu dersin. Bu cümleyi unutma, burası çok önemli. O da sana senin anlayamayacağın bir sürü laf söyler. Tamam mı? İyice aptallaşmanı bekler. Senin anlamadığını görünce yazarak anlatmaya kalkar.
Ama aslında yazdığı senden istediği rüşvet miktarıdır. Aa, bu miktar kesindir, değişmez. Değişmesi teklif dahi edilemez. Ne? Şşt, ne yapıyorsun? Sakın ha! Öyle herkesin göz önünde olmaz. Şimdi o seni tuvalete davet edecek. Tamam mı? Unutma, iki adım arkasından takip edeceksin. Tuvalette gözlerden uzak, yapayalnız kalınca çıkarır parayı verirsin. Şimdi anladın mı rüşvet nasıl verilirmiş? Anladım. Çocuklar ya vallahi hepiniz sağ olun. Yani bana çok yararlı bilgiler verdiniz. Tamam. Endişe etmene gerek yok. Zaten teklifi sen değil, onlar yapacak. Tamam. Ben gideyim abiler. Hoş geldiniz beyefendi. Evraklarınıza bir bakalım. Evet. 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 Evraklarınız tamam. Bütün işlemler tamam. Hiçbir eksiğiniz yok. İkinci katta sekreter Aylin Hanım'a teslim edebilirsiniz. Bunun bir kolayı yok mu acaba? Gayet kolay. Aylin Hanım ikinci katta soldan birinci kapı. Asansöre çıkarsanız daha kolay. İki iki. Beş değil. İkinci kat. Zaten bu binada beş kat yok. Binanın tamamı dört kat. Ben bu işi anlamadım. Yazarak tarif eder misiniz? Anlaşılmayacak bir şey yok. İkinci katta soldan ilk kapı. Ama illa istiyorsanız yazarak tarif etmeye çalışayım. Bakınız şundan merdivenler yelpaze çıkıyor. Şurası koridor, soldan birinci kapı. Yok yani ben anlatamadım galiba. Evraktaki eksiği anlamadım diyor. Evrakta hiçbir eksiğiniz yok kardeşim. Her şeyiniz tamam. Bir tek bu evrağı sekreter Aylin Hanım'a teslim edeceksiniz. Yarın sabahta neticesini alacaksınız. Tuvalete gitmiyor musunuz? Şimdi öyle bir gereksinimim yok. Vaka çok çay içiyoruz ama demin gitmiştim. Yok, gitmeniz gerekiyor. Neden? Ben de peşinizden geleceğim. Benim peşimden mi geleceksiniz? Siz tuvalete gideceksiniz önden, on adım arkanızda da ben peşinizde. Tuvalete giderken beni takip mi edeceksiniz? Takip edeceğim ve tuvalette gerekli teslimatı yapacağım. Neyin teslimatını, neler söylüyorsunuz siz kardeşim? Ha. Burada kimse olmadığına göre isterseniz burada vereyim. Neyi vereceksin? Ne bu? Rüşvet. Sen bana baksana ulan hergene, sen bana ne teklif ettiğini farkında mısın ulan hıyar? He? Bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Benim gibi namuslu bir memura rüşvet teklif ediyorsun ha? Ulan ben çoluğuma çocuğuma hala para götürürüm lan! Öldürürüm ulan ben seni! Namussuz yaratık! Öldürürüm ulan ben seni! Yahu biz sana şeyi söylemeyi unuttuk. Bir de namuslu memurlar vardır. Onlara rüşvet teklif ettiğin zaman adamı fena yaparlar. Ya maazallah adamın ağzını burnunu kırarlar. Bütün memurlar bunun gibi olursa estetikçilerin iki iş. Estetikçiler bu memurlara kalırsa aç kalırlar, aç. Allah'tan bu millette, özellikle hanımefendilerde sağını solunu kestirmek, biçtirmek, diktirmek gibi bir merak var da estetikçilerin işi, onun için iş. Estetik ameliyatlar konusunda neler düşünüyorsunuz? Yani insanın bir doğal güzelliği varken yani suni bir olaya hiç gerek yok bence. Kişiyi güzelleştiren bir ameliyat. Doğal güzelliği bozduğu için zararlı diyorum. Daha önceki halini bildiğim bir kişi mesela burnu değiştiyse ifadesi değişti gibi geliyor bana. Allah bir insana ne vermişse onun tabisidir. Yani öbürüsü uydurmadır. Birbirimizi kandırmaktır. Geçerli ve güzel yol ama çok tehlikesi var deniyor. Kansere yol açıyor. Metin sen tıpta niye anlarsın bir şey soracağım. Dinliyorum canım kulağım sende. Gözün başka yerde. Tabii pardon ne diyordun? Ameliyatları soracaktım. Ne ameliyatı? Safra kesesi değil herhalde. Değil herhalde. Böbrektir böbrek. Nereden anladın? İki tane doğumdan.
Böbreğimi niye kestin ya? Ya ben estetik cerrahiden söz edecektim. Estetik cerrahi mucizeler yaratıyor Zekoş, mucizeler yaratıyor. Evet, mucizeler yaratıyor da ölçüyü biraz fazla kaçırdılar. Gibi. Kaçırdılar. Bütün kadınların ölçüleri 90-60-90 oldu. Yani neyin sahte, neyin gerçek olduğunu anlamak iyice zorlaştı. Anlamayınca soracaksın kardeşim. Kızmazlar mı? Niye kızsınlar? Biz mi yaptırdık? Kendileri yaptırıyorlar. Hanımefendiciğim affedersiniz. Sizinkiler hakiki mi? Tabii, inanmıyorsan göstereyim. Gördün mü? Görmedim ama görmüş kadar oldum. Yok yok onu demiyorum, gördün mü kızmadı diyorum. Ha. İnanmıyor, ben göstereyim dedi, bindi arabasına gitti yavrum. Vallahi ya, galiba artık estetik ameliyatların utanılacak tarafı kalmadı. Yok canım, bazıları bunu anlatırken övünüyor bile. Güzellik konusu son günlerde çok tartışılıyor ve güzelleşmek için ameliyatlar da çok tartışılıyor. Güzelleşmek için ameliyat masasına yatanlardan biriyle Sayın Aslan Öncü ile beraberiz. Sayın Aslan Öncü, ne zaman ameliyat masasına yatmayı düşündünüz? 2 sene evvel böyle bir karar aldım. Göğüslerimin küçük olduğuna karar verdim ve göğüslerimi 83 santim büyüklüğünden 90 santime yükselttim. Ameliyat ne kadar süre alıyor? Ameliyat aşağı yukarı 2-2,5 saat sürüyor. Ameliyat için kaç para harcadınız? Şu an 15-20 milyonu bulan bir ameliyat. Benim verdiğim rakam ise aşağı yukarı 7,5-8 milyonu bulmuştu. Yeni şekliyle göğüsleriniz herhalde çok ilgi topluyor. Evet, bir hayli ilgi çekti. 2 senedir hala konuşuluyor. Cinsel yaşamınızı nasıl etkiledi? Herhangi bir değişiklik söz konusu mu? Göğüs duyarlılığını kaybeder mi gibi bir takım kuşkular ve korkular var ama böyle bir kuşku ve korku bence yersiz. Çünkü benim hiç böyle bir problemim olmadı, hiç karşılaşmadım. Kanser yapar diye haberleri okuduğunuz zaman hiçbir korku duymuyor musunuz? Şöyle ki, tabii ki korkuyorum. Özellikle yüze uygulanan silikonlar çok tehlikeli. Vücudun çeşitli yerlerine uygulanıyor. Bana takılan silikon değil, tamamıyla içi serum fizyolojik olan, bildiğimiz damardan kullanılabilecek, yani rahatsızlıklarda kullanılan serum suyu enjekte edilerek büyütülen bir göğüs. Patlaması söz konusu olduğu takdirde vücuda karışabilecek sadece serum fizyolojik, hiçbir zararı yok. İstediğim zaman eski göğüs size'ıma ulaşabilirim. Zor bir konuda konuştuk. Çok teşekkürler Sayın Öncü. Hazır mısınız Esra Hanım? Tabii. Başlıyorum. Bize ilk kasetinizden söz eder misiniz? Yeni kasetimin hazırlıkları içindeyim. Hazır olunca bomba gibi şey edeceğim. Tabii şey edeceksiniz herhalde. Kabare yapan ünlüler kervanına sizin de katılacağınız söyleniyor. Doğru mu efendim? Biliyorsunuz kabare çok moda. Bir nevi şart oldu. Yapmazsam ayıp olurdu. Yaptım. Çok iyi yaptınız bu kabareyi. Şimdi bir şey daha var, müsaade ederseniz onu sormak istiyorum. Yani kusura bakmayın. Netice itibariyle biz de gazeteci olarak görevimizi yapıyoruz yani. Efendim, siz bu güzel burnunuzu estetik müdahaleyle kaldırttınız. Dudaklarınızın kenarına da silikon takviye yaptırdığını söyleniyor. Ne diyorsunuz? Kim demiş onu? Benim her yerim doğduğum ilk günkü kadar doğal. Bakın şu buruna, ne kadar tabii değil mi? Bakın gayet bakın. Gayet tabii. Al bakın bakayım. Çok tabii efendim. Dokunun Allah aşkına. Estetikli bir buruna benziyor mu bu burun? Cene şahane dokunayım. Yok, benzemiyor. Bu burun esasında bizim bildiğimiz burunlardan. Dudaklarıma dokunun. Bakalım silikonun zerresi var mı? Üf. Ulan bu dudaklarda silikonun sesi yok be. Ama onlar yüzünüzden ziyade bacaklarınızdan ve kalçalarınızdan da söz ediyorlar. Siz güya bacaklarınızı emdirmişsiniz. Kime? Yok yok, öyle değil yani. Vakumla yağ aldırtmışsınız bacaklarınızdan, kalçalarınıza da sıvı silikon yaptırtmışsınız. Güzelliğiniz ondanmış. Ay yalan, vallahi bile yalan. Hem de kuyruklu yalan. Bak, bu bacakları silikonluya benziyor mu? Tamamı esas bacaklarım. Dokunsana. Üş. Yani, vallahi... Haklısınız hanımefendi. Bu bacaklar asla silikonlu olamaz. Size iftira etmişler. İftira tabii. Silikona ihtiyacım yok benim. Hele sıvısına hiç yok. Doğal bunlar. Kalçalarıma dokunun. Dokunun, dokunun, dokunun. Yok yok, dokunmayayım daha iyi.
bana biraz dokunuyor. Ben inandım ben, inandım ben, sizde silikon milikon yok. Asla, yani ne katısı ne sıvısı. Silikonsuzsunuz siz. Size iftira ediyorlar hanımefendi, iftira ediyorlar. Hele hele o bir tane şarkıcı mı ne var, bir tane şey var. Leyla Son Asker. Leyla Son Asker'in sizin için söylediklerini söylemeye dilim varmıyor. Esasında sizin göğüsleriniz silikonluymuş. Ne? Bu kadar da fazla artık. Hanımefendi kendi göğüslerine baksın. Bakın Allah aşkına, bu göğüsleri silikonluya benziyor mu? Bakıyorum. Korkmayın, dokunun. Ah! Dokunun canım. Oh! Silikonla bile bu kadar güzel olamazdı. Asla. Dokunun, gerçeği gözlerinizle görün. Görün. Ellerinizle dokunun. Silikon iftiraları tamamen uydurmadır. Gerçeği araştırıp ortaya çıkaran hür basına teşekkür ederim. Asıl ben size müteşekkiriz. Biz sana teşekkür ederim hanımefendi. Ne işti be? Ben sana demedim mi oğlum bu silikon numarası her zaman tutar diye? Hadi şimdi Leyla'ya röportaja gidiyoruz. Bana bak, bu defa sonra bende ama. Ayıpsınız da. Değerli dostlarım, bir zamanlar bu ülkenin yüz ölçümünün %30'u ormanlarla kaplıydı. Timurlenk, Yıldırım Bayezid'le yaptığı Ankara Savaşı'nda fillerini ormanda saklamıştı. Şimdi aynı yörede acaba bir karınca saklamak olası mı? Ormanımdan bir ağaç kesenin başını keserim. Fatih Sultan Mehmet 1454'te bundan 500 küsur yıl önce böyle demiş. Sultan Köylü Muhtar Mehmet 1992'de bakalım ne diyor. Efendim bildiğiniz gibi son zamanlarda çevre sorunları gündemde. Hiç bilmem mi? Siz bu bölgenin muhtarı olarak, önde gelen bir kişisi olarak bu konuda çalışmalar yaptınız mı? Hem de nasıl çalışmalar yaptık be kardeşim, yani bir çalışma bir çalışma ki sorma geçsin ya. Ne gibi mesela? Şimdi efendim bizim buralar koruluk yerler. Hı. Şimdi önümüz bahar. Yani bizim buralarda piknik yapmayı pek severler. Çevreden de burada piknik yapmaya çok gelenler olur, onlar da pek severler. Böyle yerler sevilmez olur mu canım? Severler, severler de koruluğa bir girerler, pir girerler. Ha. Tüpler, demlikler, tencereler, tavalar, torbalar, toplar, çorbalar, tavuklar, gazlar, etler. Burada barbekü ederler. Sonra? Sonrası irezillik. Yani ertesi gün koruluğa bir giresin, gezemezsin. Yani öyle bir pislik ki o halden olur. Çalışmaları bu konuda yaptınız herhalde. Elbette gereken işlemin, gereken eylemin yapıldığını saygıyla arz ederim. Neler yaptığınızı öğrenebilir miyim? Efendim öğrenebilirsiniz tabii. Önce bir slogan bulduk. Bunu böyle daha taşa yazdık. Karaoğlan gibi, esmen kolonyaları gibi, akçöre gömlekleri gibi, önce vatan gibi. Daha taşa yazdık. Ne o piknik, ne o pislik. Anlayamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Vatandaşın piknik yapmasını engelledim. Sıvı artık, katı artık, gaz artık, çevre kirliliği diye bir şey yok artık. Aa, Allah Allah. Bravo doğrusu. Nasıl başardınız bunu peki? Koruluğu kestirttim. Odunları çalıyı çırpıyı yaktırttım, ot ocağı kestim, attım. Orayı görsen şimdi böyle dümdüz, pırıl pırıl, kaymak kimin oldu? Yine davullar vurmaya, minarelere mahyalar asılmaya başlandı. Ramazan geldi. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Ama her zamanki gibi eski Ramazanların özlemiyle birlikte geldi. Şimdi hep merak eder dururum. Dinleriz yıllardır eski Ramazanlar. Nedir bu eski Ramazanlar ya? Bilmiyorum, ben de anlayamıyorum Zekoş. Yani acaba her Ramazan bir eskisinden kötü mü oluyor da eskiye bu özlemi duyuyoruz? Ne bileyim. Şimdi efendim bildiğiniz gibi Ramazan'ın bir dini, bir de sosyal yanı var. Tabii biz Ramazan'ın dini yanını Diyanet İşleri'ne bırakalım. Onlar daha sağlıklı bilgi verirler toplumumuza. Biz sosyal ve eğlence tarafına bakalım. Bana göre geleneksel Türk tiyatrosunun temeli Ramazan'da atılmıştır. Beddahı da, Karagöz Hacıvat'ı da, orta oyunu da hep Ramazan'da yeşerip gelişmiştir. Bu eğlencelerde ve gösterilerde toplumsal hiciv yapılmış, hoşgörü topluma yayılmıştır. Ramazan'da dini terbiye ile hoşgörü, disiplin altına alma ile eğlence iç içedir. Kavuklu Hamdi Efendi de, Kel Hasan Efendi de, İsmail Dümbüllü de, geçen asırdan bu asra toplumsal hicvi Ramazan eğlencesi içinde bütün topluma yaymışlar, geniş bir hoşgörü çemberi yaratmışlardır. Ramazan'ın en kötü yanı hırsızlığıdır. Anlayamadım. Bizim kapıcının oğlu Ramazan, paspasları terlikleri çalıyor satıyor. Çok kötü bir huy ya. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım. Modern bir orta oyunuyla biz de kendi hicbimizi ortaya koyalım.
Aman benim pehlivanım! Ve buyur benim sultanım. O da hesap değildir. Allah bilir nedir senin hesabın. Hayır, burnu niye kasabın? Efendim, iki cambaz bir ipte oyununun taklidini aldım. Bakınız şimdi size ne oyunlar edeceğim. Evladım Dengo. Efendim babacığım. Dediklerimi yaptın mı? Yaptım babacığım. Evin kapısını kilitledin mi? Kilitledim babacığım. Anahtarı denize attım babacığım. Kimse giremesin diye. Ulan salak oğlum, o zaman biz de giremeyiz. O zaman denize gireriz. Saçmalama, büyük peşime. Peki babacığım. Senin aklına uya uya çok yükseklere, deniz seviyesinden yukarılara çıktık. İşte bir mezarlığa girdik. Esselamu aleyküm ya ehli kubur. İşte bir mezar taşı. Dur şunu bir okuyalım bakalım. Malatya'dan çıktım yola, selam verdim sağa sağa. Mühendislik, etüt işleri, işin fiyakası, esas eğitimim yüksek planlama ve dünya bankası. Vaziyet vahimken kurtarınca memleketi evvel, fırsat mı fırsattır deyip dükkanı aldım devren. Allah yürü deyince bu kuluna, çıkmışım Çankaya yoluna. Bunu yazan Tosun, gören bir Fatiha okusun. Allah'ım. Yanlış dua okuduk galiba, Mevta hortladı. Korkmayın efendim, ben hortlak değilim. Nesin? Gerçeğim. Gerçek hortlak mısın? Hortlak değilim. Yani hortlaklığa vekaleten mi bakıyorsun? Yahu hayır, hortlak değilim. O zaman sen yenisin, yoksa sen stajyer hortlak mısın? Ben hortlak falan değilim, ben denizde sizin gibi bir Beni Adem'im. Efendim? Beni Adem'im. Ben de cevizdeki bademim, sen ne diyorsun yahu? Yahu ben insanım, Adem, Adem. Ha sen ben Nafi'nin oğlu Adem'sin. Değilim. Babacığım, babacığım. Ben çok korkuyorum muhterem babacığım. Kalk ayağa melun. Git Güler ablan senin bir damağını kandırsın. Peki babacığım. Sen şimdi beni tanıyamadın mı? Vallahi tanıyamadım. Uzaktan bakarsan tanıyamazsın tabii. Yanaş. Nereye? İskeleye. Yahu bana yanaş! Yanaş, yanaş, daha yanaş! Niye? Alkol muayenesi mi oluyoruz? Değil efendim, sen şimdi beni bir süz! Efendim? Sen beni bir süz! Niye? Yoğurt mu yapıyoruz? Ne yoğurdu? Süzme yoğurt! Değil efendim, sen şimdi beni bir didikle! Sen tavuk musun yahu? Ne tavuğu? Serkez tavuğu! Değil efendim, sen şimdi beni şöyle bir tart! Şöyle bir tarttın, 90'a geldin! Memleketteki kıtlığın sebebi belli oluyor! Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Estağfurullah, sen benimle dalga geçiyorsun. Yahu beni sen keşfettin, beni sen yetiştirdin, beni sen ihya ettin. Sonra kafadan bir darbe olunca ben senin yerine geçtim. Ha, şimdi seni tanıdım. Sen Tosun'sun. Ya nihayet beni çıkardın. Evet çıkardım, seni çok yükseklere çıkardım. Şimdi bir türlü indiremiyorum. Gel bakayım seni bir öpeyim. İstemiyorum, istemiyorum. Otur oturduğun yerde! Sen şimdi kaçtın ama ben seni bir gün punduna getiririm, öperim. Ben sana yanağımı biraz zor veririm. Ben kimleri öptüm, kavga dövüş, seni de öperim. Ben asla hislerime yenilmem. Ben bu tepede saç saça baş başa kavga etmem, ettirmem. Dün meydanlarda böyle demiyordun ama, hani beni tepeden indirecektin? Dün dündür, bugün bugündür. Ben yarın senin icabına bakalım. Sen beni sinirlendirip zıvanadan çıkartmak mı istiyorsun? Hayır efendim! Bypass edip devreden çıkartmak istiyorum! Ben bu devreye bağlandım, ölürüm de devreden çıkmam! Ben yakında senin palalarını çözerim, Tosun! Sen daha toysun! 500 gün istedin, 3 ayını doldurdun! Söyle bakalım, 100 günde ne yaptın? Benim işçimin, benim köylümün, benim dul ve yetimimin haklarını koruyacak kararnameler çıkarttım! Sana takıldım! Meclisten çıkarttım! Bu defa zamanı salladın, bir günde yapılacak işi 3 ayda anca bağladım. Ben de hırsımdan ağladım. Sağlık sorununa da el attım. Paran yoksa öl kanununu değiştirdim. Yeşil kart sağladım. Ne yani, beni de mi Kızılca Hamam'a yollayacaksın? Orası pilot bölge. Biliyorum, orada ne uçuşlar olur biliyorum. Kör uçuş, alçak uçuş,
ses duvarını aşma. Aman sen de yetkilerini aşma. Siyasi sorumluluğun yok, sağa sola imza atıyorsun. Sakın İran'a fazla yanaşma. La havle, sen gittin Amerika'ya yanaştın ama. Yanaşmadım efendim, Amerika'ya gittim. Ben olsa da gittim, yurt dışında memleketimin itibarını yükselttim. Sen de yükselttin. 67 olan vilayet sayısını 74'e yükselttim. Vilayet sayısını yüze çıkartmazsam namerdim. Önemli olan vilayet sayısını yüze çıkartmak değil, arabayı düze çıkartmaktır. Bu araba amacına ulaşır. Tüm sürücülü araba yarı yolda kalır. Bu araba doğru yoldadır. Sen ne ihtiraslı adamsın yahu. Tamam, ihtirası bir yana bırakalım. Sen şu bypass kılıcını demokrasinin kılıcı gibi benim tepemde tutma. Sen de kararnameleri gününde imzala, beni günaha sokma. Şu mübarek günde dalgınlığa mahal yok, gel öpüşelim barışalım. Efendim her ne kadar sürçülisan ettik ise affola, sonunda nasıl tıktım ama. Bu haftada bu kadar. Gelecek haftaya diyecekleriniz var. Şen ve esen kalın. Hoşça kalın.